Sevgili Çubuk TV izleyicileri, aylardır dünya gündemini meşgul eden koronavirüsünün Türkiye'de de çıkmasıyla birlikte vatandaşlarımızda bir panik başladı. Vatandaşlarımız kolonyadır, maskedir ve buna benzer dezenfekte araçlarını almak için kuyruklara girdi. Fakat bu arada da kara borsacılar türedi, fiyatlar arttı. Vatandaşlar bunlardan şikayetçi olmaya başladı. Biz de bu konuda bilgi almak için şimdi Eczacı Tunağan Zengin Bey ile görüşeceğiz. Ve bu konudaki fiyatlarla ilgili bilgileri size aktaracağız. Tabii, kolay gelsin. Sağ olun, teşekkürler. Öncelikle kolay gelsin. Şimdi gündemimizde koronavirüs var. Aylardır bu dünya gündemini meşgul ediyor. Tabii son günlerde de bizim Türkiye'de de koronavirüsünün çıkmasıyla birlikte vatandaşlarımızda bir panik başladı. Artık vatandaşlarımız dezenfekte araçları, oradan sonra ne diyelim kolonyadır, maskedir, bunları almak için biraz artık ne diyelim aşırı şekilde biraz hücum etti bu malzemeleri almak için. Ama bunun yanında da kara borsacılar türedi, vatandaşlar şikayetçi olmaya başladı, fiyatlardan şikayet etmeye başladı. Bu konuda sizden bilgi alalım. Yani bu vatandaşların almak istediği maskedir, kolonyadır veya diğer dezenfekte araçlarında fiyatlarda bir artış oldu mu, yoksa bundan bazıları fırsatçılık mı yapıyor? Öncelikle Çubuk TV'ye bu duyarlı yayın için teşekkür ediyorum. Öncelikle tabii ki vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda bu ürünleri, maske, dezenfektan ürünleri, kolonya gibi antibakteriyel sıvı sabun gibi bu ürünleri fazlasıyla vatandaşların talepleri artınca fiyatlar çok artış göstermemesi gerekirken bu konuda fırsatçıların eline fırsat geçti. Ve bu konuda gerçekten fırsatçılar fazlasıyla vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda fazlasıyla fiyat artışına gittiler. Mesela özellikle şu kolonyayı soralım. Şimdi bu kolonyayı siz önceki aldığınız fiyatla bugünkü aldığınız fiyat arasında bir fark var mı? Şöyle söyleyeyim, bununla ilgili tabii ki 3-4 kat fiyat artışı gözlemledik. Zaten bizim alış fiyatımız açısından çok bir artış gözlemedik ama vatandaşları satış fiyatı açısından bayağı bir 3-4 kat fahiş fiyatlar şu an gündemde. Yani bu vatandaşların dışarıda aldıkları fahiş fiyatlarla ilgili o kadar bir fiyat artışı yok. Yok, hayır. Tabii ki vatandaşlarımızın talepleri arttığında bu tedarikçiler fazlasıyla fırsat kolladı ve bu konuda 3-4 kat fiyat artışına gittiler. Şu an 3-4 kat artış var. Bu tabii gün gün artabilir. Bu konuda vatandaşlarımızın daha sakin ve daha temkinli davranmaları da gerekmektedir bu ürünleri alırken. Yani bir de şunu soralım. Yani bu ürünleri alırken dışarıdan gelişi güzel yerden mi alsınlar, yoksa özellikle eczanelerden mi temin etmeye çalışsınlar? Şöyle söyleyeyim, öncelikle şu an piyasada antibakteriyel ve el dezenfektanlarında ve kolonyalarda etil alkol oranı %60'ın altında çok ürün piyasaya girdi. Şu an el dezenfektanı adı altında vücut temizleme jelleri satılıyor. Vatandaşlarımızın bu konuda daha bilinçli olmaları gerekmektedir. Bu tür ürünleri alırken eczaneden almaları daha sağlıklı olmalı. Ve ayrıca şunu söyleyeyim, hani kolonyadır, bu esanslardır. Alırken alkol oranına dikkat ederek almaları gerekmektedir. %30, %40'lık alkol oranı olan ürünler şu an antibakteriyel bir durumda değildir. Bunu vatandaşlarımızın bu konuda daha bilinçli olarak davranmaları gerekmektedir. Öncelikle mesela şurada ürünler var gördüğümüz kadarıyla. Vatandaşlar bu koronavirüsü ile ilgili dezenfekte yönden bu ürünlerin hepsini kullanabilirler mi yani? Şöyle söyleyeyim, tabii etkinlik olarak vatandaşlarımızın kolonya, el dezenfektanları, maskeler ve sıvı sabun, bu tarz şeyde yoğun bir talebi var. Ama bunda öncelikli olarak bağışıklık sistemini güçlendirici, takviye edici ürünler kullanması daha önemli burada. Maskenin etkinlik açısından şu an kayda değer çok bir şey yok durumu. Kayda değer bir önemi olan immün sistem, bağışıklık sistemi güçlendirici ilaçlar. Burada propolis, C vitaminli, bol sıvı tüketmeli vatandaşlarımızın. Bu konuda daha bilinçli olarak vatandaşlarımızın dikkat etmeleri gerekmekte.
Yani siz şimdi bir eczacı olarak şunu diyorsunuz, vatandaşlarımız panik yapmasın. Tamam mı? Eczanelerde bu aradıkları malzemeler yeteri kadar bulunuyor. Evet. Yani dışarılardan kara borsa olarak bunları almalarının veyahut da sırada kuyrukta beklemelerinin hiçbir anlamı yok. Şöyle söyleyeyim, öncelikle bütün sağlık personelleri olarak zaten üzerine düşen görev ve sorumlulukları Sağlık Bakanlığı'yla beraber yapılıyor bu konuda. Hani vatandaşlarımızın bu konuda daha temkinli ve sakin davranmaları gerekmektedir. İşte sosyal medyada paylaşımlarda görsel olarak paylaşımlara dikkat etmemeleri gerekiyor. Son zamanlarda gördüğümüz kadarıyla vatandaşlarımızın bu konuda daha bilinçli ve duyarlı olmalarını ben davet ediyorum. Yani diyorsun bu fırsatçılıktan faydalanıp korsan malzemeler de çıkarılabilir. Onun için eczanelerden alması, yetkili sağlık kuruluşlarından almaları daha faydalı vatandaşlarımız için. Öncelikle şunu unutmayalım. Bu virüs alacağımız tedbir ve önlemlerden güçlü değildir. Vatandaşlarımızın bu bilinçte olması gerekmektedir. Sevgili Çubuk TV izleyicileri, şimdi yanımızda iç hastalıklar uzmanı, uzman doktor Oğuzhan Zengin var. Sayın hocam, öncelikle biliyorsunuz koronavirüsü aldı başını gidiyor. Dünyada bir panik vardı. Bizde de Türkiye'de çıkınca vatandaşlarımız da bir ilk etapta bir panik yaşadı. Şimdi birçok şey yazılıyor bu konuda. Sosyal medyada olsun. Herkes bir şeyler söylüyor ama vatandaşlarımızın koronavirüsünden korunmaları için ne yapmaları lazım? Şimdi öncelikli olarak böyle güzel bir yayın yaptığından dolayı Çubuk TV'ye teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın bu koronavirüsle ilgili dikkat etmemiz gereken şeylerin en başında bu virüsün şu an en çok bulaş yoluyla açısından birbirine vatandaşlarımıza bulaş açısından en sık nedeni hava yolu, damlacık yoluyla oluyor. Bu nedenden dolayı vatandaşlarımızın öncelikli olarak bu yakın temasta bulunma hikayesini biraz uzak durmak gerekiyor şüpheli kişilere de. Tabii bu toplu mekanlarda, toplu taşıma araçlarında bu çok fazla mümkün olmuyor. Bunun yerine vatandaşlarımızın ekstra yapacağı önemli olan şeylerden başında son zamanlarda maske tüketimi çok aşırı bir şekilde arttı. Bu da vatandaşlarımızın bu maske tüketiminin hangi maskeyi ne şekilde kullanacağını, nasıl doğru kullanacağını önemli olarak bilmesi gerekmekte. Tabii maskeler açısından piyasada en çok olan tek kullanımlık cerrahi maske dediğimiz maskeler var. Bu maskelerimizin kullanım ömrü günde 5-6 kez değişimine veya 8-24 saate kadar uzayan bir etkinliği var. Vatandaşlarımızın bu maskeleri kullanırken bu maskelerin çok uzun süreli kullanmaması gerekmekte. Bu maskelerin çok uzun süre kullanımında bu kullandığımız maskelerin içerisinde aynı şekilde virüs ve bakteriyel partiküllerin birikme ihtimaline karşı bu sefer yararından daha fazla zarar teşkil edecektir. Vatandaşlarımızın ayrıca bu maskelerimizin, bu kullandığımız cerrahi dediğimiz maskelerimizin bu virüslerden koruma etkinliği aslına bakarsak çok fazla değil. Sadece bu virüsten koruma etkinliği olarak salgı ya da büyük damlacık yoluyla olan sekresyonları engelleme açısından kullanıyoruz. Küçük partikülleri bu maskeler filtre etmiyor. Bunun yerine piyasada kullanılan ikinci bir maske çeşidi olarak N95 dediğimiz maskeler var. Bunlar yaklaşık olarak %95 bir filtre oranına sahip. Fakat bu maskelerde vatandaşlarımız dışarıdan bunu aldığı zaman bu maskelerin fiyatları ciddi anlamda arttı son zamanlarda. Bu maskeleri aldığımız zaman bu maskelerin üstünde bu maskelerin seri çeşitleri vardır. Yani FFP1, P2, P3 şeklinde 3 çeşit maskeler vardır bunlarda. Bu tüketim açısından P1 dediğimiz maskelerin aslına bakarsak cerrahi maske grubuyla aslında bir farklılığı tamamen olmadığı görülmüş. Yani bu maskeleri çok fazla aşırı bir para vermektense bu maskelerinden daha ziyade vatandaşlarımızın P2 ve P3 şeklinde maskeler alması daha doğru. İkinci bir husus olarak da vatandaşlarımızın bu konuda tüketim açısından şu an piyasada yoka giren el desenfektanları, sterilizasyon sağlanan çeşitli ürünler, kolonyalara kadar piyasada şu an fiyatları ciddi oranda arttı.
vatandaşlarımızın bu ürünleri de aldığı zaman bu ürünlerin içerik açısından mutlaka bakması gerekiyor. Şimdi bu piyasada bu ürünleri yetiştirebilmek için bazı firmalar bu ürünlerin içerisindeki alkol oranlarını ciddi anlamda düşürerek piyasaya bunları sürmeye başladı. Bu virüs açısından kullanım etkinliği anlamında etkin olabilmesi için bir alkol oranının en az bir %60 civarında olmasını bekliyoruz. Vatandaşlarımız bunu alırken bu ürünlerin içeriği açısından her kullandığımız el dezenfektanları dezenfektan olarak kullanılmamakta. Yani bunları içerisine, ürünlerin içeriği, özelliklerine vesaire bakmaları gerekmektedir. Yani bunları yapamıyorsak bile, bu ürünleri kullanamıyorsak bile çok basit olarak günlük ellerimizi 10-15 dakika her temastan sonra bunları yıkama suretiyle sıvı bazlı sabunlarla beraber bunlarla beraber koruma etkinliği aynı şekilde sağlanabilmektedir. Biz bunu sadece el dezenfektanlarını gün içerisinde çok fazla el yıkama açısından mümkün olmadığı dönemlerde el dezenfektanları kullanmasını öneriyoruz. Ama bunun yanında el yıkamayla beraber ciddi el dezenfektanlarının da aynı şekilde yerine geçebilmektedir. Bu konuda vatandaşlarımızın piyasada bu ürünleri kullanırken daha dikkatli, daha bilinçli tüketim yapmasını beklemekteyiz. Şunu söylesin hocam, vatandaşlarımız gelişi güzel malzemeleri, yani biz bunu kullanalım diye almasın. Bunların artık faydalı olanları, hangileri faydalıysa bunları alsınlar diyorsunuz. Bir de şunu soralım. Sayın hocam, bu koronavirüsün belirtileri ne? Vatandaşlar nasıl bir belirti gördüğü zaman doktora başvursun veya hastanelere başvursun? Şimdi bu koronavirüsün en büyük özelliklerinden biri de gribal semptom tarzında gitmesi. Yani vatandaşlarımızın şu yönden alert olması lazım. Gribal bir semptom tarzında gittikleri zaman terleme, ateş, öksürük, bu şekilde halsizlik, yorgunluk tarzında bir şikayetleri olduğu zaman bu tür şeylerden şüphelenip en yakın sağlık kuruluşuna gitmesi gerekmektedir. Bu koronavirüsün en önemli özelliklerinden biri ateş olması. Bu ciddi anlamda terlemeyle beraber ateş olması bu şüphe bizim açımızdan şüphe uyandırmaktadır. Vatandaşlarımızın buna dikkat ederek daha bilinçli bir şekilde hareket etmesi gerekmektedir. Yani bu belirtileri gördüğü zaman en yakın bir hastaneye veya doktora başvursun. Evet. Yani şöyle söyleyeyim, çok fazla bu konuda da bizim koronavirüs hastalığı daha genelde immün süpresif, bağışıklık sistemi düşük, İleri yaş, diyabet, 65 yaş üstü, tamam, bu tür hastalarda genelde ciddi sorunlar yaşatıyor. Şu an halihazırda ayaktan atlatan bir sürü insanlar var dünya genelinde. Yani aynı gribal semptom tarzında gibi hastalığı atlatan, bağışıklık sistemi normal olan insanlar var bu şekilde. Yani önemli olan biz bu özellikle bu virüsten korunma açısından dikkat etmemiz gereken, bu tür yakınlarımız varsa bu tür yakınlarımızı daha korumak, daha bilgili, daha bilinçli olmak gerekiyor. Yani bu tür hasta yakınlarımız varsa bunlarda daha biraz daha dikkatli olarak biraz daha izolasyon, kalabalık ortamlara almamamız, kalabalık ortamlarda bulunmamasını sağlamak daha doğru olmaktadır. Yani gerekli tedbirleri aldıktan sonra da vatandaşlarımızın pek panik yapmaya gerek yok diyorsunuz. Evet, aynen. Yani şu önlemlerimizi aldıktan sonra çoğu vatandaşımız bunu gribal semptom tarzında atlatabilme şeyi var. Yani sadece bu düşkün olan hastalarımızın haricinde, bu düşkün olan hastalarımızda bizzat kendilerine dikkat etmesi lazım. Bu düşkün olan hastalarımız zaten bir gribal enfeksiyonu da geçirse aynı şekilde bu şekilde sıkıntı yaratacak. Koronavirüs de geçirse, hemofiliz influenza da geçirse aynı şekilde olacak. Bu tür hastalarımız sadece korona için değil, tüm hastalıklar için daha dikkatli olması gerekmektedir. Hocam biz sizlere çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür Kolay gelsin. Biz teşekkür ederiz.